Yurt dışında ben okudum. Yüksek lisans yaptım. Döndüğümde, bu gerçek hikayedir, neredeyse indim uçaktan yeri öpecektim. Yani o kadar çok özledim ülkeyi. O kadar çok bu samimiyeti, içtenliği özledim. Dolayısıyla ben şunu fark ettim ki çok seviyorum bu ülkeyi. Bu insanlarını da çok seviyorum. Derken aslında biz burada bir yüzleşmeyi yapmak zorunda olduğumuzu düşündüğüm için ısrarla o Türk kelimesini kullanıyorum. Asla kötü değiliz. Çok güzel bir hamurumuz var. Ama bu hamurun birazcık daha doğru şekillenmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden de yüzleşmek lazım. Mesela Türkleri ikna etmenin inceliklerinde en önemli nokta, bizim en bana göre yoğun olarak yaşadığımız şeyi anlatması. Biz çok duygusal bir toplumuz. Hani siyah beyazları çok fazla olan bir toplumuz. Ya çok üzülüyoruz ya çok seviniyoruz. Reaksiyonlarımız o kadar fazla ki insan ister istemez hata yapabiliyor. Çünkü düşünün, çok sevindiğinizde gerçeklerden uzaklaşabilirsiniz. Gene çok üzüldüğünüzde de gerçeklerden uzaklaşabilirsiniz. Sağlıklı karar veremeyebilirsiniz. Dolayısıyla ikna etmenin incelikleri derken aslında espriyle anlatmaya çalıştığımız, evet çok duygusal bir toplumuz. Bunu göz önüne alarak süreçlere çalışmamız lazım. Her zaman söylediğim bir şey vardır. Bizdeki mesela itirazları, ikna ile ilgili itirazları dünyanın hiçbir yerinde duyamazsınız. Bütün eğitimlerimizde şöyle bir bakış açısı var. Ben bu işe girdiğimde, iki eğitim işine girerken, işte kitapları yazarken vesaire iki şeye baktım. Bir, dedim ki eğitim aslında çok eğlenceli bir şey olabilir aynı zamanda. İkincisi, eğitim aslında bir fikir verme sürecidir, fikir paylaşım sürecidir. Gerisi de o kişiye kalmıştır. Kişiyi ikna etmek için sadece siz fikrinizi doğru örneklerle, olabildiğince fazla gerçek hayata bağlı olarak sunmak durumundasınız. Bizim kitaplarımızda da, televizyon programlarında da, mesela Şeytanın Avukatları döneminde, o TRT 2'de yaptığımız kültür programında tamamen iş dünyasını ilgilendiren, işte liderlik, karizma, iletişim vesaire gibi konuları böyle anlatmaya çalıştık. Yani artısıyla eksisiyle. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. O sorduğunuz sorunun direkt yanıtı olarak, ben kendinin farkına varabilen, düzeltilmesi gereken yönleri olduğuna ikna olan birinin herhangi duyduğundan faydalanabileceğine ya da okuduğundan faydalanabileceğine inanıyorum. Problem şudur aslında, kendini kapatanlardır. Ben oldum diyenlerdir. Ve şu dünyada en olmamayı istediğim şey de odur. Ve bu, emin olun, sosyal hayatta, iş hayatında tamam ben oldum diyen her kişinin düşüşü maalesef çok sert olmaktadır. Yani dengeyi kuracak kişi gene kendiniz. Biz ne yapıyoruz? Biz aracı olmaya çalışıyoruz ama bunu sevimli, eğlenceli, hatırlanabilir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ikna etmenin incelikleri derken aslında espriyle Dolayısıyla ikna etmenin incelikleri derken aslında espriyle anlatmaya çalıştığımız, evet çok duygusal bir